10 Ekim aile annelerinin çığlığı anıtı açılışına hepiniz hoş geldiniz. 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, değerli katılımcılar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden değerli kardeşlerimizi anmak ve onların anısını yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hain saldırıda yüzlerce insanımızı kaybettik, yüzlerce kişi de yaralandı. O günlerde hatırlarsanız maalesef Ankara'mızın her yerinde terör olayları vardı. Anafartalar Çarşısı önünde suçsuz, masum insanlar bir patlama sonucu öldü. Güven Park'ta aynı şekilde oraya da bir anıt yapılıyor. Orada otobüs bekleyen ve vakit geçiren suçsuz, masum insanlar patlamada hayatlarını kaybettiler. Yine Merasim Sokak'ta keza aynısı. Hiçbir terörde hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımızı unutmuyoruz. Terör en ağır insanlık suçudur. Genellikle hep masum, savunmasız insanları hedef alır. İşte bu nedenle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 10 Ekim annelerin çığlığı anıtı sadece bir yapı değil, aynı zamanda geçmişte yaşanan acıların ve kayıplarımızın simgesidir. Bu anıt kaybettiğimiz canların hatırasını yaşatmanın yanı sıra teröre karşı duruşumuzun ve barış arayışımızın güçlü bir ifadesidir. Burada yalnızca kayıplarımızı anmakta kalmıyor, aynı zamanda barış ve kardeşlik içerisinde yaşama kararlılığımızı, tek yürek olduğumuzu da vurguluyoruz. 2015 yılının Ekim ayı, barış ve demokrasi için Ankara'da tren garı önünde bir araya gelen vatandaşlarımız maalesef hain bir saldırı sonunda hayatlarını kaybetmişlerdi. Yaşananların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu terör saldırısı sonucunda solan bu hayatlarının anısının yaşatılması amacıyla bir karar aldı. Saldırının olduğu bu alana Demokrasi Meydanı adını verdi. Ayrıca bu kararla birlikte buraya bir demokrasi anıtı kararı 2015 yılında belediye meclisince verilmişti. İsimlendirme kararı hemen uygulandı. Ancak anıt bir türlü yapılamadı. Aradan yıllar geçti. Göreve gelmemizin ardından kıymetli ailelerimiz bizlere de bu taleplerini iletti. Bu süreçte anıt için bizim de aralarında bulunduğumuz birçok kurum tarafından çeşitli yarışmalar yapıldı. Bazı yasal nedeniyle süreç uzadı. Ancak bugün burada yıllardır bekleyen bu projenin hayata geçirilmesiyle 10 Ekim Anneler Çığlığı anıtını açmanın gururunu yaşıyoruz. Şöyle ki, Türkiye Mimar Mühendisler Birliği Odası bir yarışma açtı. Yarışma sonucunda birinci gelen eseri bize gönderdi. Ancak buranın alt geçit olması nedeniyle bu proje uygulanamadı. Daha sonra bir proje daha, hayatını kaybeden insanların her biri için birer tane ağaç dikilmesi önerildi. Ancak o da emniyet ve garın önünü kapatacağı kurul kararı nedeniyle reddedildi. En sonunda bu anıta karar verildi. Bu nedenle gecikme oldum. Bu anıt geçmişimizi unutmadığımızın ve terörün her türlüsüne karşı durmaya kararlı olduğumuzun bir göstergesidir. Unutmayalım ki kayıplarımızın hatırasını yaşatmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Öğrencilere, çocuklara, bebeklere, masum insanlara karşı işlenen terörün haklılığı olmaz. Terörle insan öldürerek hiçbir haklı dava olmaz. Bu nedenle teröre karşı duruşumuzu her yerde, her zaman ifade ediyoruz.
Cinayetin ve katliamın haklı davası yoktur. Masumları ve sivil insanları hedef alanların bugüne kadar hiçbir şey kazandıkları görülmemiştir. Bugün burada 10 Ekim annelerin çığlığı anıtının açılışı ile geçmişte yaşanan acıların hatırlatıcı bir simgesi haline geleceğine inanıyoruz. Bu anıtın önünde durduğumuzda her birimizin yüreğinde bu acıların nasıl iz bıraktığını bir kez daha hissedeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugünkü törenimizin bu saatte yapılmamasının sebebi 10.04'te patlama yapılması nedeniyle aynı saatte toplanmış bulunuyoruz. Acılarımızı unutmadan birlikte daha güçlü olacak, terörün her türlüsüne karşı duymaya ve barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. 10 Ekim annelerimizin çığlığını anlatan ve hayatını kaybedenlere saygı anlamında bu hatıratı yaşatacak bu anıtı karşılıksız yapan heykeltıraşımız Metin Yurdanur ve emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Herkese günaydın, herkese merhabalar. Bugün biraz önce Sayın Mansur Yavaş'ın da ifade ettiği gibi 9 yıl sonra Türkiye'nin siyasi tarihinin, Türkiye tarihinin en acı olaylarından bir tanesinin yıl dönümünden bir gün önce yıllardır beklenen bir anıtın açılışını yapmak üzere buradayız. Siyasette genel bir söyleyiş var. Acı tatlı günler oluyor. Bizim öyle çok tatlı günlerimiz olmadı. Sayılı belki mutlu günler oldu ama tarifsiz acılar yaşadık. Şöyle bir gözünüzün önüne getirirseniz son 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda, 30 yılda neler yaşandı diye gerçekten tarifsiz acılar yaşadık. Benim kendi aktif siyasi hayatımda Soma faciası ile birlikte beni en derinden yaralayan, en travmatize eden acılardan bir tanesi şüphesiz 10 Ekim gar katliamı. O gün Manisa'daydım. Haberi duydum. Vela Baba'yla telefonda bir konuşma ihtiyacı duydum. O derdini ağlamaktan ve isyan etmekten anlatamaz durumdaydı. İlk bulduğum bir arabaya rica ettim, aldım, kendim kullanarak herhalde çok böyle 4-4,5 saat gibi bir sürede buraya geldik. Ve o gün burası gerçekten ben 5 saat sonra gelmeme rağmen böyle barut kokusunun, kan kokusunun herkesin genzini yaktığı korkunç bir görüntüydü. Ardından 3 koca gün adli tıbbın bahçesinde geçirdik ailelerle birlikte. Sonra korkunç, dayanılması çok güç fotoğraflar görmeye başladık. Burada ölenlerin her birisi benim için birbirinden ayıramam çok değerli. Kimini tanıyordum, kimini tanımıyordum. Bu eylem için keskin, diskin Türk Tabipleri Birliği'nin TUMOB'un temsilcileri partimize çağrıya geldiğinde 10 Ekim günü saat 10'da buluşuyoruz demişlerdi. Bunu yıllarca böyle anacağımız ve 10.04'te 104 kişinin hayatını kaybedecek planlı, programlı bir terör saldırısıyla bu hale geleceğimizi hiç düşünmemiştik. Gelenlerin 12 tanesi Malatya'dan aynı otobüste geliyor. 9'u gençlik kollarından üyemiz. 9'unla da birebir çekilmiş fotoğrafım
dakikalar, saatler, günler içinde çıkmaya başladı. Öyle olunca da bir başka taraftan da etkileniyorsunuz. Şimdi hepsinin aileleri burada. Biz o günden beri, o gün adli tıptaydık. Sonra evlerinde taziyedeydik. Malatya'da hep beraberdik. Manisa'dan üç hemşerim var. Birisi sendikacı olmak üzere Saruhanlı ilçemizden. Türkiye'nin dört bir yanından tanıdıklarımız var. Ama tanıyıp tanımadığımız herkes birer barış güvercini. Onların hepsi buraya demokrasi demeye geldi, barış demeye geldi, kardeşlik demeye geldi. Ülkede huzur olsun demeye geldi. Birileri de buraya Türkiye'yi karıştırmaya, efendim iktidar seçimi tek başına kazanamamış, bir ara dönem yaşanıyor. O dönemde istikrarsızlık yaratılsın diye ne kadar terör örgütü varsa harekete geçti, geçirildi. Kokteyl terör dendi, o dendi, bu dendi. Ama sonuçta Ankara ve Türkiye biraz önce başkanın da söylediği çok sayıda eylemle, ama bunlardan ilki Suruç'ta 33 gencin katledildiği eylemdi. İşaret fişeği seçimlerden iki gün önce Diyarbakır'da mitingde patlayan bombayla hayatını kaybeden 4 kişiydi. Ama buraya o görevi yapmaya gelen cani katil öyle, o da tanıdık biriydi. Veli Ağbaba'nın başkanlığında oluşturulan IŞİD'i araştırma komisyonu Adıyaman'a gitmişti. Adıyaman'da İslam Çay Ocağı diye bir çay ocağında bombacının çay içtiği, bombacının oturup konuştuğu, Suruç'taki bombacının arkadaşlarıyla konuştu. O çay ocağının ne olduğunu irdeledi ve Suruç bombacısının kardeşinin IŞİD'de olduğunu ve her an yeni bir eyleme katılabileceğini söylediler, raporda yazdı. O geceyi anlatan herkes, Manisa'dan gelen, İzmir'den, Sinop'tan, Trabzon'dan, Adıyaman'dan, herkes şunu söylüyor. Öyle güvenlik önlemleri olur ki normalde her şehrin girişinde dururlar. Her şehrin girişinde kimlik toplarlar. Her şehrin girişinde GBT'ye bakarlar. Yarım saat sonra salarlar. Biz otobüsleri o yüzden çok erken çıkardık. Bir baktık hiç durmadan Ankara'ya vardık. O gece Ankara'ya gelen kimseyi durdurmadılar. Kimseyi. Suriye'den girip buraya gelene kadar önüne hiçbir engel çıkarılmayan canlı bombaya adeta, sakın resmi polisten bahsettiğimi sanmayın, ama birileri eskort verdiler. Önünü açtılar, yolunu açtılar. Geldiler ve burada o cinayeti işlettiler. Böyle her sene söylüyorum, her zaman söylüyorum, her fırsat söylüyorum. Bu cinayet aydınlandığında, bu katliam aydınlandığında Türkiye'de çok şey aydınlanacak. Ve bir dönem değişmeden bu ülkede bu cinayet, bu katliam aydınlanmayacak. IŞİD mensuplarını kimini salıyorlar dolaşsın, bir daha tutuyorlar, kimine müebbet veriyorlar. Ne önemi var? Affedersin, hani çok kötü bir şey söylemeyeyim ama orada gördüklerine insan insan demeye utanıyor. Bıraksalar yarın talimat verseler her birimizin içini açar, kalbini yerler. Öyle kalpsiz, vicdansız, öyle vahşi adamlar. Ama o eylemi burada kim yaptırdı? Sonuçlarından kim istifade etti? Türkiye'deki bütün terör örgütlerini bir anda kim kanlı eylemler için harekete geçirdi? O mekanizma nasıl işledi? Bundan kim istifade etti? Bir dönüp ona bakmak lazım. Bir gün bakacağız. Bakın, burası o günkü toplumsal travmaya direnemeyen, o günkü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce isim verildi, anıt yapılmasına karar verildi. Sonra birden bir sis indi vicdanlara. Ta ki Mansur Bey 2019'da belediye başkanı seçilene kadar,
Ta ki belediye meclis grubumuz bu konuyu hatırlatana hatırlatana kadar. Bu sefer belediye başkanı var. Meclis grubunda bu konular daha rahat konuşuluyor. Ama bin türlü mekanizma devreye girdi. Bugün hep ertelendi. Bu sefer Ankara %60 gibi bir oyla iradesini belli edip Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin büyük çoğunlukla ve Mansur Yavaş'a ikinci kez görevi verince, bakın belediyeden yeni bir karara gerek yok. Ama direnen mekanizma çözüldü. Mansur Başkan'ın, Ankara milletvekillerimizin, il başkanının, Veli Bey'in, 10 Ekim Aileleri Derneği'nin çabalarıyla ve dirayetiyle yönetimin, burası ailelerin rızasıyla, onların seçtiği bir projeyle bu 10 Ekim acısını hatırlatan heykel, anıt nihayet bugün burada açılıyor. Yarın yapabilirdik ama yarının anlamı başka. Yani yarın açılış günü değil, yarın yas günü. Bugün yarın yası tutacağımız ve bundan sonra her 10 Ekim'de onu 4 geçe başına geleceğimiz, kayıplarımızı anacağımız anıtı açıyoruz. Ve ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama esas acılarını unutmayan, acılarını içine gömmeyen, acılarını toplum vicdanını diri tutmak için sürekli haykıran ailelere teşekkür ediyorum. Çünkü birileri en güçlü bağ insanların birbiriyle suçları üzerinden bağlı olduğu bağdır. Bu ülkede birileri birbirlerine suçları üzerinden göbeklerinden bağlı. O yüzden birileri kavga edemez, birbirinden ayrılamaz, ittifakları, birliktelikleri bozulamaz. Suçlar ve kötülükler üzerinden birbirine bağlı olanlar ayrılamazlar. Onlarla birbirlerine acıları ve sevgileri üzerinden bağlı olanlar mücadele edebilir. Normal bir siyaset bunlarla mücadelede kifayetsiz kalır. İşte bizi doğru yerde tutan Gar katliamındaki ailelerin, Soma katliamındaki ailelerin, tren faciasındaki ailelerin, Hendek'teki ailelerin, Afyon'daki ailelerin, nerede bir mağdur varsa, Aladağ'daki ailelerin, nerede bir mağdur varsa, o mağdurların, o kayıpların, ailelerinin, birbirlerinin acıları üzerinden, birbirlerine sevgiyle ve onurla kurdukları bağ, bizi ayakta tutuyor, tutmaya devam edecek. Kötülük ancak böyle kaybedecek. Kötülük kendi kendine kaybetmiyor. Kötülük karşısındaki iyi insanların cesaretiyle, ferasetiyle, mücadelesiyle kaybediyor. Ben kötülüğün kaybedeceğine inanıyorum. Bugün kötülük bir mevzisini daha kaybetmiştir. 104 insan hayatını kaybetmiş, onları korumakla mükellef devlet görevini yapmamış, bir facia ortaya çıkmış, anmak için anıt yapacaksın, ona direniyor kötülük. 9 yıl sonra siz o güçlü yüreklerinizle o kötülükten bir mevziyi daha aldınız. Kötülük geriliyor. Biz kötülüğü yeneceğiz. Hep beraber yeneceğiz. Bunu öyle kaba siyasetle, sözde siyasetle değil, hissederek yeneceğiz. Hissederek, şuramızda hissederek yeneceğiz. Çünkü onların kötülüğüne karşı ancak ve ancak sizin yüreklerinizin haklı gücü ve onuru onları yenebilir. Biz yanınızdayız, olmaya devam edeceğiz. Hep yanınızda olduk, bundan sonra da olacağız. Sizden ilham aldık, almaya devam edeceğiz. Sizden güç alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Günü gelince bu kötülüğü bütün mevzilerden söküp atıp, iyilerin iktidarını, onurlu insanların iktidarını, haklıların iktidarını, mağdurların ve mazlumların iktidarını kuracağız. Sonra o kötülerden teker teker hesap soracağız. Ant içiyorum buna, ant içiyorum. Önünüzde buna ant içiyorum. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.